Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye Amerika'ya meydan okudu, dünya resmen titredi. Değerli izleyenler, Türkler Amerika'ya meydan okudu. Türkiye'nin yeni hamlesini böyle duyurdular. Bloomberg, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna özelinde yürüttüğü denge politikasına dair dikkat yayınlandığı analizde nükleer enerji hamlesine ayrı bir parantez açıldı. Bloomberg, Türkiye, Amerika'ya meydan okuyarak Rusya'dan bir nükleer santral daha inşa etmesini istiyor başlıklı çarpıcı bir analiz kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği yıldan bu yana bağımsız bir dış politika anlayışını benimseyerek yeni müttefikler edinmekte son derece özgür hareket ettiği ve başlı başına bir güç olarak Türkiye'yi yeniden inşa ettiği vurgulanan makalede bu sebeple Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Türkiye'nin Rusya'nın işgalini kınadığını ancak Batı yaptırımlarına katılmadığı belirtildi. Türkiye'nin bu denge politikası sayesinde hem kendi çıkarlarını güvence altına aldığı, hem tahıl koridoru ve esir takası konularında öncü rol oynadığı, hem de Rus şirketler, yatırımcılar ve turistler için de cazip bir ülke haline geldiği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya siyasetinde önemli bir rol oynadığı belirtilen makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika ve Latin Amerika'da düzinelerce diplomatik misyon açtı. İlk etapta Orta Asya'ya odaklanarak Türkiye'yi bölgesel bir işbirliği örgütü olan Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılan ilk NATO üyesi yapma sözü verdiği ifadelerini kullandı. Türkiye artık dünyada büyük bir güç oldu, Amerika artık bizden korkuyor ve Türkiye'ye yenileceğiz diyor. Değerli izleyenler, haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.